Sayın milletvekilleri, evet sayın milletvekilleri, bu hafta yine tabii ki makul bir gerekçeyle bu kez pazartesi ve salı birleştirildi. Dolayısıyla umarım gene 62. maddeye ilişkin bir tartışma olmayacaktır konuşma sürem konusunda. Öncelikle basına da yansıyan bir şekilde Ercan'da yaşananlarla ilgili durumu mümkün olduğunca net bir şekilde ortaya koymak ihtiyacı içindeyim. Ama tabii Sayın Erhan Arıklı burada yok. Umarım beni duyuyordur da bu konuşmayı dinliyordur ve mümkünse de zamanında buraya gelip yanıt verecekse yanıtını verir. Şimdi arkadaşlar, Ercan'da uçuş güvenliğinin ve genel olarak güvenliğin sağlanması konusundaki sıkıntılar sürekli olarak basına yansıyor. Ve bunların sürekli olarak basına yansıması doğal ve doğru olan, ama bir yandan da tabii ki insanlarda endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Öbür taraftan da kendine hükümet diyen yapının bu konuya bakışını anlamaktaki güçlüğü her gün biraz daha artırıyor. Geçen hafta yanılmıyorsam veya bir önceki hafta bu kürsüden tekrar bir kez daha dile getirmiştim. Şimdi bir kez daha dile getiriyorum belgeleriyle birlikte. Biliyorsunuz Ercan'da yaşanan şey sonuç itibariyle bir havaalanı ve veya geliştirme talebi. Havaalanının yapımı veya geliştirilmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor orada. Bu konuyla ilgili bizim bir tüzüğümüz vardı zaten. Ve bu tüzüğümüze göre, bu tüzüğün 19. maddesine göre şöyle bir düzenleme söz konusuydu. Havaalanı yapım talepleri, ki yan başlık havaalanı yapımı ve veya geliştirme taleplerini inceleme komisyonu. Ve diyordu ki havaalanı yapım talepleri bakan onayı ile oluşturulan inceleme komisyonunca incelenir. Kimdi bu komisyon? Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında Maliye Bakanlığı, Turizm'den sorumlu bakanlık. Ama daha önemlisi tabii Sivil Havacılık Dairesi, DPÖ, Planlama İnşaat Dairesi, KIPTEK, ilgili Yerel Yönetim, Su İşleri Dairesi, Çevre Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi temsilcilerinden oluşuyordu. Komisyon başkanı uygun göreceği başka yerli veya yabancı uzmanları da komisyona dahil edebiliyordu. Komisyon havaalanı yapım taleplerini bu tüzük İKAO tarafından yayınlanan ekler ve bu eklere ilişkin olarak yayınlanan dokümanların son şeklinde belirtilen tüm standart ve tavsiyelerde belirtilen hususlar ile EKAK tarafından yayınlanan doküman 30'da belirtilen standartlar çerçevesinde görüşüyordu. Niye okudum bunu uzun uzun? Bu iş daha bizim bir tane Ercan Havalimanımız varken ve Ercan Havalimanı'nı da biz işletirken uluslararası hukuka ve uzmanlığa özen gösterilerek düzenlenmişti bizim tüzüğümüzde. Ve bir heyet oluşturulmuştu. Yapım sırasında kimlerin bu heyette olacağı belliydi. Elbette hükümetten de birileri vardı. Ama uzmanlar da vardı. Sivil Havacılık vardı, Çevre Dairesi vardı, Su İşleri Dairesi vardı, KIPTEK vardı. Çünkü biliniyordu ki bu uzmanlık gerektiren bir iştir. Ve temel olarak da İKAO kuralları esas alınmıştı. Uzmanlık bu çerçevede değerlendirilecekti. Ama ne oldu? Hani o 20 Temmuz'da bir an önce bu havaalanını açalım gailesi çerçevesinde 16 Haziran 2023'te bu tüzüğe bir geçici madde eklendi ve bu geçici madde şöyle dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın, doğrudan bakanın, bakanlığının da değil, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın uygun görmesi halinde havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksikler tamamlanıncaya kadar
ve her halükarda 6 ay geçmemek kaydı ile havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verilebilir dendi. Yani bu kadar uzmanın hem kendi uzmanlıkları hem ICAO çerçevesindeki veriler ışığında kullanabileceği bir yetki alındı o uzman kuruldan ve dönüldü. Kime verildi? Ulaştırma Bakanı'na verildi, bir kişiye. Sadece 6 ay için verildi. Yani Ulaştırma Bakanı nasılsa bütün bunların hepsini bilir. Çevreyi de bilir, suyu da bilir, elektriği de bilir, sivil havacılığı da bilir, bilmem neyi de bilir. Hiç komiteye momiteye gerek yoktur. ICAO kurallarını da bilir Ulaştırma Bakanı. Bir defalığına 6 ay için bu uzatmayı yapabilme yetkisi doğrudan şahsına, bu âli şahsa verildi. Yetinilmedi. Belli ki gene olmadı bu işler. Ve bu kez de 17 Ocak 2024'te bir daha tüzük değişikliği yapıldı. Ve şöyle denildi, gene geçici maddeyle. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı uygun görmesi halinde havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler tamamlanıncaya kadar ve her defasında 6 ay geçmemek kaydı ile havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası verebilir. Bu kez ne oldu? Ocak ayında, içinde olduğumuz ayda, o ulu Ulaştırma Bakanı şu her şeyi bilir. Ona bu defa 6 ayla sınırlı da değil. 6 ay sonsuza kadar havaalanı çalıştırma lisansı ve sertifikası verme yetkisi şahsına, tek bir şahsa verildi. Ve bu yetki verilirken de o heyetten rapor alsın, bilmem ne yapsın, bilgi alsın falan filan öyle bir şey de konulmadı. Zaten heyet ona rapor vereceksaydı kendi karar verirdi. O da konulmadı. Yani arkadaşlar, bu memlekette şu anda havalimanında can güvenliği, uçuş güvenliği, bilmem ne, hepsi Erhan Arıklı'nın iki dudağının arasında 6 ayda bir, o çok zengin bilgi birikimiyle, bu alandaki çok zengin bilgi birikimiyle atacağı imzaya bağlandı. Erhan Arıklı'nın bilgi birikimi değil derdim. Ben olsaydım Ulaştırma Bakanı, bana da bu yetki verilmemeliydi. Kim olursa olsun, isterse havacılık konusunda alülala olsun, fark etmez. Hiç kimse aynı anda ICAO kuralları, çevre, su, elektrik, bilmem ne, hepsini ben bilirim bunların diyemez bir devlet yapısının içinde. Ve tekrar ediyorum geçen hafta söylediğimi, bu mesele Erhan Arıklı meselesi de değil ha. Ne zaman oldu diye sevgili Hasan Tosunoğlu yerinden sordu, duydum. Birincisi 16 Haziran 2023 tarihli Bakanlar Kurulu. İkincisi de buradan gene resmi gazeteden gösteriyorum da buradan. Resmi gazeteden söylüyorum. 17 Ocak 2024 tarihli resmi gazete. 17 Ocak yani 15 gün evvel. Ve bu defa verilen yetki, tekrar ediyorum, sınırsız, uçsuz, bucaksız. 6 ay ila nihaya gider, sonsuza kadar. Arkadaşlar, tekrar ediyorum geçen hafta söylediğimi. Erhan Arıklı'dan bahsederim ama. Hani derim ya, bu mesele Erhan Arıklı'dan ibaret bir mesele değil, tırnak içindeki hükümetin meselesidir. Ne için tırnak içinde hükümet dediğimin bin tane sebebini saydım, bir tane daha, bu bin birincidir. Çünkü bu bir Bakanlar Kurulu kararıyla değişen bir tüzüktür. Erhan Arıklı kendi kendine bu tüzüğü değiştiremez. Bakanlar Kurulu'nda herkes altına imza atar, tüzük değişir. Bakanlar Kurulu'ndaki bütün arkadaşlarımız sorumludur. Nereden? Erhan Arıklı'yı havacılık konusunda alülala ilan etmekten. Dünyanın hiçbir yerinde, en büyük ülkeleri düşünün, en uzman havacılık konusundaki en uzman kişiyi oraya oturdun. Bu yetkilerin hepsini bir kişiden toplandığını hepsinin göremezsiniz. Yoktur böyle bir dünya. Bu tarihsel ve çok ciddi büyük bir sorumluluktur. Hani dedim ya geçen hafta konuşurken, yeni Don Kişotlar türedi memlekette. Bir şey değil ya, ben bunu da alırım, bunu da alırım. Ben atarım imzayı, sorumluluk bana ait. Ya benim can güvenliğimin sorumluluğu neresine ait? Sen kimsin?
Sen kimsin de uçağa binen herkesin, o havalimanını kullanan herkesin can güvenliği meselesinde çıkacaksın da diyeceksin ki bir şey değil ve atarım imzayı. 6 ayda bir imzalarım gitsin. Böyle bir lauballik olabilir mi ya? Ve bu lauballik aslında bu sözleşme imzalanırken başlayan lauballiğin geldiği son nokta, ha şahikasına tırmandınız. Neden sözleşme imzalanırken dedim? Şimdi size ne saat dinlerim ne maat dinlerim, size okuyacağım sözleşmeden. Çok uzun değildir, canınız sıkılmayacak. Ama eğlenceli değil, memleketin haline dair kaygılarınız artacak okuduğum her maddede. Şimdi öncelikle sözleşmeden söyleyeyim size. Çünkü tartışma nedir? Tartışma çok basittir ha. Yapılması gereken işler var bir sürü. Uçuş güvenliği sağlamak için. Bunun parasını kim ödeyecektir tartışma? Parasını biz mi ödeyecek? KKTC devleti mi ödeyecek? Yoksa ilgili şirket mi ödeyecek tartışmasıdır? Başka bir şey yok. Bu tartışma çözülse KKTC devleti kahramanca çıkıp da ben öderim dese şimdiye bittiydi. Orada bütün bu ihtiyaçlar giderildiydi. Sertifikayı da o heyet çok rahat verebilirdi. Hiç de Erhan Arıklı'nın kahramanlık yapıp da 6 ayda bir ben uzatırım demesine gerek kalmazdı. Neden Erhan Arıklı 6 ayda bir uzatıyor? Çünkü yapılması gereken işler yapılmıyor. Yapılmadığı için o heyet imza vermeyecek. Erhan Bey de diyor ki çekin heyeti aradan, ben basarım imzayı 6 ayda bir. O işler yapılmamış olmasına rağmen. O işler de nedir? O işler de koltuk kannepma değil ha. O işler de gerçekten uçuş güvenliğiyle ve can güvenliğiyle ilgili işlerdir. Koltuğu nereye koyacaksın, reklamı nereye asacaksın gibi böyle makyaj meseleler değil buradaki meseleler. Peki nereden nereye ansızın tartışma çıktı, kim ödeyecek? Hale daha hiç çekinmeden biz 2012'ydi bu sözleşmenin tarihi. Öyle hatırlarım. 2012'de hiç çekinmeden hala da abiler biz öyle güzel bir sözleşme imzaladık ki bu memleketin en büyük özelleştirmesini en karlı şekilde yaptık diye övünenler var ya, hani o meşhur bir çek vardı 13. maaş çeki, biri bir ucundan tutar biri bir ucundan da yetişmezdin kaldırasın kendini mecburen aralara da insanlar girdiydi. İşte o fotoğraf aha bugüne kadar bizim başımıza çorap örmeye devam ediyor çünkü doğru dürüst bir sözleşme imzalanmadı. Ama bu haliyle bile, doğru dürüst halin olmayan haliyle bile ben size bu sözleşmeden maddeler okuyacağım. Bakın madde 8 yapılacak tadilatlar. Okuyorum, kısa kısadır, canınız sıkılmayacak. Havaalanında bulunan sistem, cihaz, araç, madde 8'i okuyorum. Havaalanında bulunan sistem, cihaz, araç ve ekipmanlara ait görevli şirket tarafından yapılacak iyileştirme, kapasite artışı, yeni teknoloji ürünü sistemlerin kurulması ve benzeri tadilat işleri görevli şirket tarafından yapılacak olup bedeli görevli şirket tarafından karşılanacaktır. Var mı bir tartışma? Kafanızı karıştıran bir şey var mı? Kim verecekmiş bedelini? Görevli şirket. Bu işleri kim yapacakmış? Görevli şirket. Hiçbir ihtilaf yok bu maddede. Görevli şirket ödeyecek. Bu madde 8. Devam ediyorum aynı şeyden, aynı sözleşmeden. Madde 14. Havaalanında mevcut olan tüm altyapı, üst yapı, araç, cihaz, sistem ve benzeri müştemilatın seyri sefer hizmetlerine yönelik cihaz ve sistemler hariç İşletme dönemi süresince bakımlı ve faal olarak bulundurulması, kesintisiz olarak çalıştırılması, bakım onarım talimatlarında öngörülen bakımların, onarımların bedeli taraflarına ait olmak üzere düzenli olarak yapılması, değiştirilen cihaz parçalarının kayıtlarının tutulması ile yetkili servislerle, üretici firmalarıyla her türlü bakım, onarım, işletim, yazılım sözleşmelerinin yapılması görevli şirkete aittir. Bakım onarım çalışmaları nedeniyle tesisin işletilememesi gerekçe gösterilerek idare eden hiçbir hak talep edilemez. Kim yapacakmış bütün bu işleri? Bütün bu işleri de görevli şirket yapacakmış. Burada da tartışma konusu herhangi bir şey yok. Gene sözleşmeden devam ediyorum. Bir kağıdımı bulamadım burada ama
Şeye geçiyorum. Şartnameye. Şartnamede de çünkü bu konu çok açık şekilde düzenleniyor. Bir dakikanızı rica edeceğim. Çünkü o kadar çok kağıttan geldim ki. Buldum. Sözleşmeden de 15. maddeyi okuyorum. Tesiste bulunan sistem, cihaz ve ekipmanların yolcu ve uçak trafiğindeki artış nedeniyle yapılacak iyileştirme, kapasite artışları, yeni teknoloji ürünü sistemlerin kurulması, tadilatı ve benzeri işler için görevli şirket tarafından tadilat iyileştirme projesi hazırlanacak. İdarenin onayına sunulacak. Onaya müteakip masrafları görevli şirkete ait olmak üzere gerekli tadilatlar, iyileştirmeler yapılacaktır. Burada da kime aittir bütün masraflar? Gene sözleşmeye göre görevli şirkete aittir. Burada da en ufak bir sorun yok hukuken. Şimdi size şartnameden bir madde okuyorum. Madde 11, bu da kısacıktır. Her türlü giderin kimin tarafından karşılanacağı, başlık bu. Bakın madde 11, her türlü giderin, bak her türlü giderin kimin tarafından karşılanacağı. Ne diyor? 4 satır. Bu işe ait, yani bütün bu yapma işine ait. İlgili mevzuat ile tanınan muafiyetler dışındaki, mevzuatta tanınan muafiyetler dışındaki her türlü vermesin meselesi gittikçe normalleşiyor. Yani geçtim bu tarafta insanlar alamıyor. Bir de ekonominin güneye doğru kayışı bu kadar yıldan sonra döviz bu kadar yüksekken üstüne üstlük. Böyle bir kayış da gerçekleşiyor. Ve tam da bu dönemde ekmekle ilgili, o da herhalde somun ekmekle ilgili doğru hatırlıyorsam, somun ekmekle ilgili bir karar veriyorsunuz. Ürettiğiniz karara karşı Fırıncılar Birliği'dir herhalde, gözüm çok iyi görmüyor. KKTC ekmek üreticileri bir açıklamada bulunuyor. Ve KKTC ekmek üreticileri diyor ki, biz diyor başbakanla görüşmek istedik. Ne için görüşmek istiyorlarmış? Çünkü bizim diyor maliyetlerimiz bilmem nelerimiz falanımız filanımız yükseldi. Bunun hesabını başbakanla görüşmek istiyoruz biz. Çünkü biz bunun altında ekmek satamıyoruz diyorlar. Doğru yalan onu ben bilmem. Ama bunu söylüyorum. Peki sizin kullandığınız yasa aslında böyle bir görüşmeyi gerektiriyor mu? Evet, kullandığınız yasaya baktığımızda, yani Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası 21-77, bunun içinde bir madde var. 4. madde, 3. fıkra. Bu yasa gereğince azami bir fiyat saptanırken aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur diyor. Uzun bir maddedir. Her biri için ayrı ayrı düzenler. Ben sadece üretici için olan, en kısa olduğu için onu konuşuyorum. Ürettiği veya imal ettiği ürünün maliyet fiyatı ve buna ek olarak uygun miktarda kar yüzdeliği veya brüt kar. Şimdi maliyet fiyatının ne olduğunu tespit edebilmek için ve bunun üstüne brüt karı veya kar yüzdeliğini, uygun miktarda kar yüzdeliğini koymak için bu insanlarla görüşmeniz gerekiyor mu? Evet. Hiç kimse oturduğu yerden buradaki maliyetlerin, un fiyatının, bilmem ne fiyatının kaç para olduğunu bilemez. Peki bu insanlar Ekonomi Bakanı'yla görüştü, tatmin olamadı da başbakanla görüşmek ister. Yoksa Ekonomi Bakanı'yla da hiç görüşmedi ve başbakanla görüşme ister. Ben onu bilmem. Hiçbiriyle görüşmüş değilim. Ama sonuç itibariyle bu yasa kullanılacaksa ne yapılması gerektiği belli. Bu bir. İki, varsayın ki görüştünüz fırıncılarla, uncularla, bilmem nelerle, maliyetleri hesapladınız ve ortaya çıktı ki zaten bu insanların
asgari karla çalıştığı görülüyor ve daha da karlarını düşürürlerse zarara girecekler. Buna rağmen ekmeğe bir destek vermek durumunda mısınız? Evet. O zaman ne gelmesi gerekir gündeme? O zaman gündeme sübvansiyonun gelmesi gerekir. Yani sizin o alanı doğru yöntemlerle sübvansiye etmeniz gündeme gelmesi gerekir. Geçen hafta sütte söylediğim gibi. Yani sen zarara uğra bir şey değil, şu fiyattan sat demek devlet açısından anlamlı bir şey değil ki. O zaman hepsine söyle, hepsini indir. Yapılması gereken şey şudur arkadaşlar. Bir kere netleşecek. Biz zorunlu ihtiyaç olan şeyleri tespit edecek. Bunlar genelde temizlik alanında, gıda alanında ve bebek bakımı alanındadır. Bir de kadınlar alanındadır. Bunları tespit edecek, denetimli mal kapsamına alma noktasına gelecek. Ama buralardaki sahada çalışanları çağıracak, konuşacak. Bakacak bakalım gerçekten maliyetleri asgari bir karla karşılanıyor mu? Karşılanıyorsa nar koyacak. Karşılanmıyorsa sübvansiye edecek. Yapmamız gereken budur. Piyasada denetim yapacak. Piyasada denetim yap. Neye göre denetim yapacak? Hangi kriterlere göre hangi malları denetleyeceksin? Hangi malların fiyatlarını denetleyeceksin? Bütün bu çalışmaları yapmadan sadece ekmekte üstüne üstlük onların dediğine göre, ben onların yalancısıyım Kıbrıs ağzıyla söylersek, onların dediklerine göre hiç de kendilerinden görüşmeden bu işi yaptığınızda, o zaman onlar da çıkar der ki, bakın ayrıca halkımıza da uygulanan zamların keyfi olmadığını bildirir. Görüşmemizin, yani başbakanla görüşmenin yapılacağı güne kadar satış rakamlarımızı değiştirmeyeceğimizi, dolayısıyla önümüzdeki günlerde halkımızdan anlayış beklediğimizi açıklarız. Şimdi aralarından bir ya da iki tanesi uyabilir bu konudan fiyata. Ama memleketin genelinde uyulmaması size ekstra bir şey getirecektir. Bu alanda yapacaklarınızın inandırıcılığının yitirilmesi sonucunu da getirecektir. Ne yapacaksınız? Onlarca fırına, fırıncıya bilmem neye ceza keseceksiniz bu yasadan hareketle. Bu şekilde yürüyecek bu iş. Bu şekilde yürümeyeceğini siz de bilirsiniz, ben de bilirim. Ama bu memlekette ekonomik açıdan alım gücünün yerlerde süründüğü ve artık insanların ekmek, süt bilmem ne en basit zorunlu ihtiyaçlarını temin ederken bile sıkıntıya düştüğü açık. Hani derler ya muhalefet öneri de yapsın. Ha, çok somut öneri koyuyoruz ortaya. Oturun, çalışın. Zorunlu temizlik, zorunlu gıda, bebeklerin ihtiyaçları ve kadınların ihtiyaçları başta olmak üzere ve tabii ki bebekler derken yaşlıların da ihtiyaçları, özellikle bakıma muhtaç durumdaki yaşlıların da ihtiyaçları başta olmak üzere denetimli mal kapsamına alınması gerekenler nedir belirleyin. Ondan sonra ilgili taraflarla görüşün. Ya nar koyun ya da sübvansiyonu gündeme getirin. Başka türlü bu memlekette insanlar artık zorunlu ihtiyaçlarını dahi temin edemeyecek duruma geldiği gibi hep o korkulan ekonominin bir kısmı da güneye kayacak bilmem ne meselesi de gerçekleşecek ve gerçekleşiyor da zaten halihazır. Dolayısıyla burada yapılması gereken işlerin doğru dürüst yapılmasıdır mesela. Ha bu işler doğru dürüst yapılacak da bir şeyi de aklınızdan çıkarmayın be arkadaşlar. Ne oldu da bu iş oluyor meselesi de temel sorulardan biridir. Yani döviz yükselecek, Türkiye'de Türk lirasının ana vatanında hayat pahalılığı yükselecek, doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yükselecek ve siz bununla mücadele yöntemi olarak sadece ve sadece neyi seçeceksiniz? Hayat pahalı arttık sonra hayat pahalılığını öderim, asgari ücreti yükseltirim. Bunlar yaptık sonra piyasa gavlar, daha da bağlı hale gelir. Ve bu kısır döngünün içerisinde çırpınıp duracaksınız. Hiçbir şekilde yolunuzu açamayacaksınız. Bunları düşünürken mesela öğrenciler burs alacak. Ama öğrencilerin burslarında 4 ayda bir, 3 ayda bir o telafi, tadilat yapılmayacak. Hiç olmazsa öğrenciler için stabil para birimine, endeksli muhasebe sistemine geçelim.
Zaten önemli bir kısmı yurt dışında okuyor, euro harcıyor, bilmem ne harcıyor. Hiç olmazsa onlar öngörülebilir bir duruma gelsin. Hem hiç olmazsa bir uygulama görelim mikro düzeyde. Bakalım ne sonuç doğuracak. Bütün bunları da öneriyoruz, bu da yok. Zaten bu burslar gecikmeli de ödeniyor. Dolayısıyla aldıkları zaman da zaten değer kaybetmiş oluyor. Bütün bunları masaya yatırmak gerekir. Hayır, hiçbiri yok. Ama bütün bunların karşısında çıkacaksınız ve diyeceksiniz ki ekmeğe nar koydum. Ekmek şu kadardan satılacak. Fırıncılar da size diyecek ki yok, o kadardan satılmayacak. Bu da işte ülkeyi nasıl yönetmediğinizin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkacak. Yani burada güneyde bir takım uygulamalar var şu anda yapılan %20 üzerinden bilmem ne. Onları konuşacak değilim. Bizim aklımız yeter burada öneri geliştirmek için. Ama illa bir yerlere bakmak istenirse bakılacak olan yerler olduğu da zaten belli. Ama burada insanların artık gerçekten dayanma gücünün kalmadığını, herkesin size o yüzden denetle denetle diye çağrı yaptığını, ama denetim için sizin gerekli enstrümanları üretmediğinizi 32. defa bir kez daha maalesef vurgulamak zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar, bir küçük konu da bu meşhur eczacılar, bilmem insanların ilaç ihtiyacı, ki hala çözümlenebilmiş bir konu değil. İki şey söyleyeceğim sadece. Çalışma Bakanı da burada yok ama Sadık Bey belki buralardadır, gelir. Arkadaşlar, benim gerçekten kafamın basmadığı, CTP olarak anlamakta güçlük çektiğimiz bir şey var. Bu memlekette sağlık alanında Kıbrıs Türk Tabipler Birliği diye bir kurum var. Nasıl mühendislik, mimarlık alanında Kıbrıs Türk Mühendis Mimarları Birliği varsa ve bu kurumların kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu, yasayla kurulduğunu, kamusal yetkiler kullandığını, yasal yetkileri olduğunu defalarca anlattık. Şimdi okuyoruz gazetelerden. Deniliyor ki Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile yeterli istişare yapılmadan bir takım metinler ortaya çıkıyor. Arkadaşlar, bu mümkün değil. Serbest Çalışan Hekimler Birliği'ne bütün saygımla söylüyorum. Sonuç itibariyle her hekimin üye olmak zorunda olduğu ve mesleğini icra etmesinin başka da yolunun bulunmadığı bir birlikten bahsediyor. Bu birlik tüm hekimlerin üyesi olduğu bir birlik. Nasıl olur da bu birlikle, kendilerinin deyimiyle söylüyorum, yeterli istişare yapılmadan bu alanda bir takım düzenlemelere gidilir? Bunların kabul edilebilir olmadığını defalarca Mühendis Mimarlar Birliği üzerinden de, bu birlik üzerinden de, Eczacılar Birliği üzerinden de defalarca söyledik. Hala aynı zihniyet devam ediyor ve bir sözleşme imzalanıyor. İmzalanmış olan sözleşmede 86. madde diye görüyorum önümde. Şöyle diyor: doktorların reçete yazımı, sigortalıların eczaneden ilaç temini ve sigortalı ve veya geçindirmekle yükümlüsüne ait. Ne demekse. İlaçları temin eden eczanelere yapılacak ilaç geri ödemeleri konusunda yaşanabilecek olası hukuki ve teknik sorunların tartışılması ve karara bağlanması amacıyla denetleme ve etik kurulu oluşturulur. Arkadaşlar, sevgili Sadık, hoş geldin. Arkadaşlar, bu memlekette artık karar almaya yetkili kurulları sözleşmeyle kurarak, bir sözleşmeyle, bakın, teknik sorunların tartışılması, eyvallah, tartışmak için istediğin kurulu buraya yazmasan da kurar. Ama tartışılması ve karara bağlanması amacıyla denetleme ve etik kurulunu sözleşmeyle kuramazsınız. Yoktur böyle bir, yani nereden çıkıyor bunlar? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu memlekette hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan idare yasayla kurulur ilkesi dahi bu sözleşmelerin hazırlanmasında size yardımcı olan arkadaşlar tarafından bilinmiyor. Bilinmiyorsa bütün o arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Siz bu ülkeyi yönetmiyorsunuz demek. Böyle bir kurul kuramazsınız sözleşmeyle. Amaç iyi olabilir. Amaç uzlaşma sağlamak olabilir. Bunları geçtim. Başka bir şey söylüyorum.
Nasıl demin Erhan Arıklı'ya tüzükle böyle bir ilah yetkisi verilemeyeceğini anlatmak zorunda kaldım. Burada da sözleşmeyle bir kurula karar alma yetkisi veremezsiniz. Sayın kim Başkan, ise karar alma yetkisine sahip olan kısa bir odur. Bilgi vereyim bu denetleme yönetim kurulu ile ilgili. Geçen hafta çarşamba günü bakanlığımızın ve sosyal sigortanın avukatları yaklaşık 3,5-4 saatlik bir toplantı yaptılar. Ve şunu söyledim ben, bu yasa değişikliği mi, tüzükte mi, bunun bir zemine oturmasıyla ilgili. Yaklaşık 3,5 saatlik toplantıdan sonra baktılar ki sosyal sigortanın biliyorsunuz idari meclisi tarafından yönetilen bir yapısı vardır sosyal sigortanın. Ve sosyal sigorta yasasında idari meclisinin onayı ve etkisi altında olduğu yazılı olarak bir rapor geldi bana. Çarşamba'da idari meclisinin bir toplantısı var ve bu yönde de bir karar alınması yönünde kendilerine bakan olarak da bir görüş koydum. Yani ne bana avukatlarımdan yani idari meclisi kurul kuracak. Hayır. Böyle bir kurulun oluşturulması ile ilgili sosyal sigorta çatısı altındaki yetkinin avukatlarımın bana verdiği yazılı görüştür bu. Sosyal sigortaları yöneten idari meclisinin yetkisi ve karar altında olduğu söylendi. İşte çarşamba'ya da çağrı yaptım idari meclisine bu yönde bir karar alınmalarla ilgili. Bana gelen yazılı bilgi budur. Bunu da yarın size gönderirim ben size. Yani hangi gerekçeyle ilgili böyle bir şeyle ilgili. Çünkü ben hukukçu değilim. Bana bakanlığımın da yani sosyal sigortanın verdiği görüştür. Avukatların verdiği görüştür Sayın Başkan. Tamam bana. O avukatlar beni de bir arasınlar. Da tabii merak ki ettim. Nasıl oluyor da karar alma yetkisi olan bir kurul sözleşmede oluşturulur diye yazıyor. Yani kurulu oluşturacağınızı size söyleyen kim sözleşme? Yarın sabah ben bunu yazılı olarak görüşleri göndereceğim ben size Sayın Başkanım. Tamam. Yani bu böyle yapılmaz. Bu avukatların da hiçbirinin meslektaşlarımın günahına girmek istemem. Böyle demiş olabileceğini düşünmek dahi istemiyorum. Bu kadar açık. Yani saatle değil tabii mesele. Yani uzun soluklu dediğim gibi bu iyi niyetinizi ya da çabanızı sorgulamak için sorduğum bir şey değil. Bu olmayacak bir şey. Böyle bir şey olmaz. Nokta. Yani nasıl Erhan Bey'e o yetkiler verilemezse bu yetki de buraya verilemez. Nasıl Erhan Bey bilmem ne kurumunu lav edemezse Kıbrıs Türk Tabipler Birliği de görmezden gelinemez. Yani bu söylediklerim de sadece siyasi değil, siyaseten de düşüncem budur da hukuki bir şeydir aslında söylediğim. Hukuken önce aynı noktada olmamız lazım ki siyasetten ayrışabilelim. Biz onu yapamıyoruz son dönemde. Yani hukuken zaten aynı şeyi konuşmuyoruz ki siyaseten farklı yerlerden görüş geliştirebilelim. Olmayacak olan şeyleri söylüyorum. İki konum daha var. Kısa kısa. Son zamanlarda çok bu kadar kağıdın içinden neyi bulabileceğim de söyleyeceğim bilmem. Arkadaşlar son zamanlarda çok gündeme geldiği için size affınıza sığınarak 2005 Taşınmaz Mal Komisyonu ve 2008'de Taşınmaz Mal Komisyonu'nun yetkilerini biraz daha genişleten yasayla ilgili bir bilgiyi, gene bilgidir ha, şey değil, siyasi görüş değil, gelemiyoruz çünkü oralara. Bir bilgiyi bir kez daha aktarmak istiyorum. 67 Taksim 2005 tarihli Taşınmaz Mal Komisyonu 2005'te kurulurken amaç kısmında ne yazardı bilirsiniz? Amaç kısmında şu yazardı. Bu yasanın amacı, bu yasa kapsamına giren taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde meşru hak iddiasında bulunanların haklarının ispatı için gerekli usul ve koşulları ve bu kişilerin mallarının iadesine, takasa ve alacakları tazminata ilişkin esasları, buraya dikkat edin, iki kesimlilik esası gözetilerek ve Kıbrıs sorununa bulunacak kapsamlı bir çözümün Kıbrıs Türk halkına sağlayacağı haklara halel getirmeyecek bir biçimde düzenlemektir. Yani 2005 tarihli Taşınmaz Mal Komisyonu iki kesimlilik diğer adıyla iki bölgelilik esası üzerine kurulmuş bir komisyondur. Bu komisyon iki bölgeliliği nerede buldu? İki bölgeliliği iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyonda buldu.
Ve anlam planı referandumları 2004'te yapıldı. 2005'te de bu komisyon kuruldu. Ve zemini var. Zemini de iki bölgelilik esasıdır. 2008'de bu komisyonun, taşınmaz mal komisyonunun yetkileri genişletildi. 2008 tarihli yasanın genel gerekçesini de size çok kısa olduğu için okuyacağım. 74'ten sonra Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm için Birleşmiş Milletler gözetiminde imzalanan 77-79 Doruk Anlaşmalarının ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan tüm kapsamlı çözüm planlarının ortak noktası iki bölgeliliktir. Kıbrıs sorununa bulunacak iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözümde gerçek bir iki bölgeliliğin hayata geçirilebilmesinin başlıca koşullarından biri de 20 Temmuz 74'ten önceki mal sahiplerinin haklarına da saygı gösterilerek her toplumun kendi idaresi altındaki bölgede mal varlığının çoğuna sahip olmasıdır. Bunu da söyleyen kimdir? Bunu da anlam planı söyler. Dolayısıyla taşınmaz mal komisyonuyla ilgili hani şimdi herkes der ya yetkilerini genişletmemiz lazım, bu komisyonu daha da işlevsel hale getirmemiz lazım bilmem ne. Bilin ki bu bir zemine basar. Siz o zemini çekip aldığınızda altından gaygan bir zemine düşer ve kaymaya başlar. Patinaj yapar. Onun için bu konuda her kim ki meraklıdır da konuşmak ister, yasaların amaç kısmına da genel gerekçe kısmına da baksın. Ve çok uzatmadan, çok tartışmaya girmeden, bunlar riskli alanlardır. 2005 tarihli yasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili bir iç hukuk yolu kuran bir yasa olarak kabul edildiyse, hangi sebeplerle kabul edildiğini unutmadan buraya bakmak lazım. Yoksa daha da fazla taşınmaza tazminat ödesin, daha da fazla bilmem ne yapsın. Ama biz de bu yanda yoruyun da korkmayın demeye devam edelim. Arkadaşlar, iki bölgelilik ve iki bölgeliliğin tanımlanmış unsuru olarak her tarafın kendi bölgesinde taşınmaz mal varlığının çoğuna sahip olmasıdır bu yasaların temel meselesi. Ve bizim de sizi 2,5 senedir uyarmaya çalıştığımız şey, bizim taraftaki mal varlığının çoğuna Kıbrıslı Türkler sahip olacak iddiasının yabancılara ölçüsüz, sınırsız, düzenlemesiz mal satışı aracılığıyla zaten o iddianın kendisinin çürütülmeye başlandığıdır. Kimin tarafından? Tarafınızdan. Onun için burada böyle ezberlenmiş iki tane lafla taşınmaz mal komisyonunu güçlendirelim de bilmem ne yapalım, bu kadar basit değil bu işler. Nereden çıktı bunlar? Bunları net olarak anlamak gerekir. Şimdi son olarak da, son bir konu olarak da Sayın Cuellar adaya geldi ve adaya geldikten sonra da bir takım açıklamalar arda arda gelmeye başladı. Avrupa Birliği'nden de açıklamalar bugün itibariyle basına yansıdı. Belli ki Avrupa Birliği konusunda, daha doğrusu Avrupa Birliği kendisi Türkiye ile ilgili doğru adımlar atmak noktasında bir takım çabalar içerisindedir. Ama tabii bizim bulunduğumuz pozisyon itibariyle bu pozisyonda şu devam ediyor. Biz diyoruz, biz derken bizim adımıza Sayın Tatar tabii ki bunu söylüyor. Diyor ki egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olmadan hiçbir şekilde biz bu işlerin içerisine girmeyik demeye devam ediyor Sayın Tatar. Ve bunu yaparken de egemen eşitlik tam olarak nedir? Biz egemen eşitlik derken tam olarak neyi talep ederik? Bunlara ilişkin çok da fazla bir açıklama getirmiyor. Oysa soru olarak kendisine sorulması gerekiyor. Mesela egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeksizin biz bu masaya oturmayız dediğinde, madem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan masaya oturmayız demiyor, ne olunca masaya oturulacağını da söylemek yükümlülüğü Kıbrıs Türk tarafı adına Sayın Tatar'a düşüyor aslında.
Ve burada önümde de var. Hatırlamak gerekiyor. Nereden başladı bu işler? Ve nereden başladığı hatırlandığında 1974'te Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan hükümetin ve 74 o Ecevit hükümetinden bahsediyorum. 74'ten sonra da rahmetli Demirel'in hükümetinin aslında çok net olarak eşit egemenlik ve coğrafi temele dayalı federasyondan bahsettiği, bunların da Kıbrıs Rum tarafınca kabul edilmediği ama 77-79'a gelindiğinde Denktaş Makaryos, ondan sonra da Denktaş Kipriyano anlaşmalarına gelindiğinde eşit egemenlik temelinde, bak egemen eşitlik demiyorum, eşit egemenlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün de Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafınca dile getirildiği çok açık bir şekilde bilinen şeyler. Ama bunlar bilinmesine rağmen, önümde de var, arzu edilirse de okurum birazdan. Eğer cevap verilecekse, kim cevap verecek, ne cevap verecek bilmiyorum ama eğer arzu edilirse, rahmetli Ecevit'in de, rahmetli Demirel'in de, rahmetli İhsan Sabri Çağlayan Gil'in de, o dönemin Dışişleri Bakanı olarak, bu konularda eşit egemenlikten ne kastettiklerini en açık şekilde söyledikleri cümleleri size buradan, arşivden de okuyabilirim. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkilerinin bir ılımanlaşmaya başladığı, Sayın Koelyar'ın burada ortak zemin var mı diye araştırdığı bir dönemde, Sayın Ersin Tatar'ın egemen eşitlikten ve eşit uluslararası statüden ne anladığını, müzakere masasına oturmak için neyi somut olarak talep ettiğini netleştirmesi gerekiyor. Bunu netleştirirken de bir araç arıyorsa, kendine ha söylüyorum aracı da, eşit egemenlik üzerinden coğrafi temeldeki federasyon, iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon, hep söylüyoruz, orijinalinde bir Türk tezidir. Kıbrıs Türk ve Türkiye Türk'ü anlamında söylüyorum. Orada da aranan çıkışlar vardır. Bu kadarı söylemekle yetineyim. Eğer başka bir şey olursa yerinden de okurum ne denildiğini. Ama arkadaşlar, toplamda bu uzun konuşmanın ardından şunu söyleyerek bitireceğim. Gerek Ercan'da yaşananlar, gerek ülkenin ekonomik durumuyla ilgili ortaya konulan ve konulmayan yaklaşımlar bir kez daha bize, gerekse işte Tabipler Birliği çerçevesinde, burslar çerçevesinde ve yansıması olan konular çerçevesinde yaşananlar, bize bir kez daha bir şeyi çok açık bir biçimde gösteriyor. Ülke çok zor bir dönemden geçiyor, hem dışarıda hem içeride, ama bu zor dönemi yönetecek bir yapı karşımızda yok. Ve bu yapı, bu zihniyet sorunlara çözüm üretmek yerine sorunlara sorun ekliyor. 2012'de sözleşmeyle yarattığı soruna geliyor 2024'te, 23'te bir de ek protokolle sorun ekliyor. O da yetmiyor, 2024'te bir de tüzük değişikliği yaparak sorun ekliyor ve içinden çıkılmaz hale getiriyor memleketteki sorunları. O yüzden yönetmeyen bir yapıya ihtiyacı yok bu halkın. Bu dönemde çok ciddi krizlerin içerisindeyiz. Yöneten bir yapıya ihtiyaç var ve bu zihniyet yönetemeyeceğini 50 bin defa ispat etti. 2024'te Kıbrıs Türk halkının tarihsel sorumluluğu bu zihniyetten kurtulmaktır derken ifade edilen tam da budur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.